Bu çocuk elinde karnesini tutuyordu. Ancak morali çok bozuktu. Çünkü başarılı olamamıştı. Tam üzüntüsünü yaşarken yüzündeki karne bir anda havaya uçtu. Sonrasında çocuk kapıdan içeri girdi ve ilerledi. Ancak bu sırada küçük bir timsah onu görmüştü. Ardından çocuğa doğru ilerledi. Çocuk bu sırada sesler duymuştu. Ne olduğunu anlamamıştı. Bu sırada büyük bir timsah ortaya çıktı. Ancak çocuk hiç korkmamıştı. Şekeri ona doğru uzattı. Sonrasında timsahı fırlattı. Bu sırada babası çocuğunu kucağına aldı ve timsahı sakinleştirdi. Sonrasında demir kapıyı açtı ve oradan çıktılar. Bu sırada iş makinesi olay yerine gelmişti. İçinden birkaç tane işçi fırlamıştı. Amaçları timsalları öldürmekti. Sonrasında sırayla timsalları yakaladılar. Bunu gören çocuk çok üzülmüştü. Karmaşık duygular içindeydi. Timsah ekibinin hedefinde büyük timsah vardı. Büyük timsah olanların farkına varmıştı. Hemen delikten dışarı çıktı. Küçük çocuk uzaklaşmasını söyledi. Timsah çok sinirli gözüküyordu. Adeta gözü dönmüştü. Bu sırada adam elindeki aleti timsaha üfledi. İlk darbesi geri sekmişti fakat sonrasında timsahın midesine girdi. Ardından ardı ardına darbeler indi. Başladılar. Timsahın gözü iyice dönmüştü. Neredeyse ölmek üzereydi. Timsah çoktan uyutulmuştu. Görevliler timsahları dışarı çıkardılar. Çocuk aşırı üzülmüştü. Timsahın yanına gitti ve onu sevmeye başladı. Gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Görevli onunla dalga geçmekteydi. Sonrasında timsahları taşımaya başladılar. Adam timsahlarını kaptırdığı için oldukça üzgündü. Yıllardır baktıkları timsahlar bir saat içinde yok olmuşlardı. Sonrasında timsahlar kesilmek üzere kasaba götürüldüler. Timsah eti oldukça pahalıydı. Kasap timsahı kesmeye hazırlanmıştı. Bu timsah midesinde 100 bin euro vardı. İnsanlar onu öldürmenin peşindeydi. Bu sırada adam elindeki satırı timsaha saplayacakken timsah bir anda uyanmıştı. Sonrasında adama vurdu ve adam metrelerce sürüklendi. Timsah bir anda ortalıktan kaybolmuştu. Ancak bu sırada karşısında bir kadın görmüştü. Timsah onu görür görmez çok sinirlenmişti. Kadın elindeki çantayla timsaha vuruyordu. Ancak timsah kadının çantasını tek hamlede yutmuştu. Kadının elinde çantanın sapı kalmıştı. Bunu görür görmez ağlamaya başladı. Çünkü içinde yüklü miktarda para vardı. Kadın ne yapacağını şaşırmıştı. Timsah ortalıktan kaybolmuştu. Sonrasında hızla koşmaya başladı. Amacı görevliyi bulmaktı. Bu sırada görevli haberi öğrenmişti. Tam yerde bir şey görmüşken kadın bağırmaya başladı. Timsah nehrin içinde dolaşıyordu. Bunu gören adam hemen nehre doğru koştu ve girdi. Ancak suyun içinden bir kuzu çıkmıştı. Adam bunu görünce çok şaşırmıştı. Bu sırada şehirdeki herkes timsaha konuşmaktaydı. Sonrasında timsahın şehrin içinde gezdiği bilgisini öğrendiler. Bu sırada timsah bir evin içine girmişti. Sessiz bir şekilde ilerliyordu. Çocuk timsahı evin içinde görmüştü. Çocuk annesi ile birlikte oradan kaçmaya başladı. Bu sırada kadın büyük bir bıçak çıkardı ve bağırmaya başladı. Sonrasında odaya saklandılar. Kadın timsahın içeri girmemesi için dolabı kapının önüne koymuştu. Ama bu sırada duvarı delmişti. Çocuk korkudan camı açmıştı. Sonrasında annesiyle birlikte çatıya tırmandı. Ancak kadının bacaklarıyla timsahın ağzı arasında santimler kalmıştı. Bu sırada adam motorunu timsahın üzerine sürdü. Sonrasında motoru ona teslim etti. Şehirdeki görevliler ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Çünkü timsah karşısına çıkan her şeyi yıkıyordu. Sonrasında timsahı yakalamak için hazırlıklara başladılar. Bu timsah kafalarından aşağı asılan çocuklara doğru ilerliyordu. Bu sırada adam elindeki silahla timsaha vuracaktı. Timsah çocuklarla kafa kafaya gelmişti. Çocuklar aşırı korkuyorlardı. Sonrasında timsah bir anda uyumaya başladı. Diğer taraftaki adam dayanamamıştı. Elindeki aleti üfledi ve timsaha vurdu. Timsah aşırı sinirlenmişti. Sonrasında adam tam timsaha vuracakken arkadaşı ağı yanlışlıkla onun üzerine attı. Hiçbir şey göremeyen adam nehire doğru sürüklendi. Arkadaşları pür dikkat onu izliyordu. Adam tam haline gülerken timsah arkasından geldi ve ona vurdu. Arkadaşları tüm olanlara şahit olmuştu. Timsah bir anda ortalıktan kaybolmuştu. Sonrasında sahil ekibi timsahı araştırmaya başladı. Ne yapacaklarını düşünürken timsah karşılarına çıktı. Sonrasında adamlara doğru ilerlemeye başladı. Adam timsahtan oldukça korkuyordu. Bu sırada elindeki çubukla timsahın yaklaşmamasını sağlıyordu. Sonrasında timsah yere çöktü. Sonrasında arkadaki adam elindeki kılıçla koşmaya başladı. Hedefinde timsahı öldürmek vardı. Ancak bu sırada timsah uyandı ve adama sert bir şekilde vurdu. Adam metrelerce yükseğe savruldu ve yere düştü. Timsahın gözü dönmüştü. Diğer adamlara da saldırmaya başladı. Adamlar resmen havada uçuyorlardı. Bu sırada ağzını açtı ve ona silah tutan adamla karşı karşıya geldi. Adam tetiğe basmıştı. Mermi timsaha doğru ilerlemeye başladı. Timsahın midesinde 100 bin euro vardı. Bundan dolayı ölmesi gerekiyordu. Sonrasında mermi timsahın ağzına girdi. Timsah mermiyi yer yemez yere yığılmıştı. Saniyeler sonra gözleri kapandı. Ancak timsah ölmeden önce birkaç insanı öldürmüştü. Sonrasında timsahı kesmeye başladılar. Çünkü paranın yeni sahipleri onlar olmuştu.